Evet, insanın elinde, insanın elindeki, şimdi bize geliyor. İki tane örnek verdi. Bir İsa Aleyhisselam'dan, peygamberden. Bir Celaleddin Hazreti verdi. Şimdi bize diyor ki, evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledikleri efallerinde, cüz-i ihtiyarı, bizim dünyalık işlerimiz var ya, haramlar, gittiler, gelmeler, din olmayan şeyler, onu ihtiyarla yapıyoruz. Ben senelerce meşgul oldum. İhtiyarla irade arasında ne fark var diye. Dünyevi işlerimizi ihtiyar yapıyoruz. İhtiyar dima ait. İrade ise vicdana ait bir sıfattır. Ulvi işleri, ibadetleri irade ile yaparız. Vicdanın dört unsuru var. Soğan kabuğu gibi düşünün. En dış kabuğunda irade var. Vicdanın. Sonra gir içeriye zihin var. Sonra his var. Sonra Latife-i Rabbaniye. Ulvi ve ibadete taalluk eden şeyler irade ile olur. Dünyevi ve süfli. Mubah şeyler, dünyevi işler. İhtiyar şu. Bunu mu, onu mu? Şunu mu, bunu mu? Önümüzdekileri tercih eder. Bu ihtiyar. İrade ise mazi ile istikbale bakıp halde tercih etmektir. Yani Allah ile ahirete bakıp dünyada eylem yapmaktır. Dünyada ahiret üzere yaşamak irade iledir. Şimdi dinleyin. İnsanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledikleri ve efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela bunu yaparsam Allah böyle yapar, bu ihtiyardır. Hayvanların da ihtiyarı vardır ama iradesi yoktur. Kedi ekmek mi yer? Tercih eder ciğer. Ciğer değil mi? Yani arı taşa mı konar, çiçeğe mi? Bu bir tercihtir. Bu ihtiyardır. Dünyevi, yani mazisiz ve istikbalsiz. Hazır zamandaki tercihler ihtiyardır. Mazi ile, yani Allah'a imanla, nokta istina, Allah'a imanla ahirete imanın bütünselliğiyle, düşüncesiyle, haletiyle anda tercihler yaparsak bu iradedir. Bu irade. Ha? Şimdi insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. İhtiyarla düşünülüyor. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar hakların Risale-i Nur'a iltihakları şeklini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Yani bazı kardeşler var, cemaat olduğu zaman keyif veriyor. Az olunca suratı asıyor, mahkeme duvarı gibi. Niye? Az. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i manevileri kırılıyor. Şefkleri bir derece sönüyor. Zannetmeyin cemaat çoğalınca şefkin artıyor, ben çok hamiyetliyim. Hayır. Kendi vazifeni bırakmışsın, Allah'ın işine karışıyorsun. Bak zayıfların dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i manevileri kırılıyor. Şefkleri bir derece sönüyor. Halbuki ustad-ı mutlak, muktedai kül, rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bir de okuyayım. Ustad-ı mutlak, muktedai kül, her şeyine iktida ve taklit edilecek şahıs, her şeyi. Rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ve ma aller resulü illel bela olan ferman-ı ilahi kendine rehberi mutlak ederek, Allah Resulü kendine rehber etmiş bunu, ederek insanların çekilmesiyle, dinlememesiyle daha ziyade say ve gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü niye? İnneke la tehdi men ehbebte velakin Allah yehdi men yeşâ. Sırrıyla anlamış ki Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara dinlettirmek, hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Yaparsın vazifeyi, yapacak bir şey yok artık. Artık dua ne zaman kapı açılır bilemiyorsun.